Hoş geldin baba. Neredesin sen? Buradayım işte. Akıl yapma bana. Neredeydin öğlen? Hiç. Kelebekli Otel'deydim. Sen ne zaman geldin? Tam zamanında geldim. Efendim? Zamanında gelmesem o alarmıdır nedir ne yapacaksa yapacaktı burada. Ne alarası yine ya? Ben geldiğimde buradaydı. Nasıl? Neredeydi? Kapıda mı bekliyordun? Kapıda olsa neyse. Evin içindeydi. Evin içindeydi. Ne işi varmış evin içinde baba? Nasıl girmiş? Ne bileyim nasıl girmiş? Bir şeyler saçmaladı bana. Fotoğraf gösterecekmiş. Senin ipliğini pazara çıkaracakmış. Ne? Kızım, senin benden sakladığın bir şey mi var? He? Bak adam gibi soruyorum. Varsa öyle bir şey de. Yoksa kendim öğrenirsem fena olur. Yok bir şey baba, ne olacak? O zaman ne geziniyor peşinde? Seninle ne alıp veremediği var? Bilmiyorum. O çocukla mı alakalı? Kim? Ateş mi? Kim olduğunu sen domuz gibi biliyorsun. Ayrıldı mı onunla? Senin o çocukla, o Ateş'le bir şeyin mi var? Bak açık açık konuşuyorum Aslı. Eğer varsa öyle bir şey şimdi de. Sonra el alemden duyarsam bacaklarını kırar öyle gönderirim Denizli amcanın yanına. Yok baba öyle bir şey yok. Ya ben sana ne yaptım da benimle böyle konuşuyorsun anlamıyorum ki. İçinde neler neler var ya. Bu sefer seni çok kötü yapacağım. Yok artık. Kainat bana çalışıyor yemin ederim. Hep dört ayağımın üstüne düşüyorum ya. Hayırdır çıtırık? Çıtırık? Yani çıtı pıtı insan manasında. Kemikli yumruğunla tanışmak ister misin? Ya iyi bir şey söylüyorum ya. Ne kadar ön yargılısınız insanlara karşı. Hep bir peşin hüküm, hep bir atar. Git başımdan. Aslı, aslında beni tanısan çok seversin ha. İyi çocuğum ben be Aslı. İyisin cennete. Sensiz cennet bile sürgündür bana. Manyak mısın sen ya? Alara evde mi? Bekliyor muydu sizi Alara Hanım? Hanım mı? Gireceğim ben, çekilir misiniz? Soralım. Ben soracağım ona, çekilir misiniz? Bir dakika. Hasan'cığım, arkadaş benimle, görmüyor musun? Bana bir şey demedi Uzay Bey. Demez. Haşindir o. Gözlerinden anlayacaksın. Şehla mısın sen acık? Bana baksana sen. Doğru konuşacak mısın? Ya iyilik de yaramıyor ya. Bak gördüğün gibi Uzay'la bütün kapılar açılır. Ama yanlış atı oynamak Bodrum'da atasporu galiba. Teşekkür. Sağ ol. Aslı, bak diyalog önemli. Aslında birbirimizi tanısak anlayacağız. Ne olursan ol, gel mantalitesi biraz. Lütfen ama. Selam. Her şey yolunda mı? Oha, bunun burada ne işi var? Ben senin gibi hırsız gibi girmiyorum. En azından kapıyı çalıyorum. Aferin. Alara, al arkadaşlarını odanızda oynayın. Zaten burnumdan soluyorum. Kızınızın gizlice benim evime girdiğinden haberiniz var mı acaba? Alara'cığım, babanı duydun. Hadi odana kızım. Aa, umurlarında değil. Bunun hesabını sana çok fena soracağım. Sor bebişim, bizde verilmeyecek hesap yok. Aslı'cığım gelsene, ne yapıyorsun böyle misafir gibi?
Dövüşmek yok. Kardeş kardeş. Tamam. Siz ikiniz neler karıştırıyorsunuz anlatacaksınız bana. Aa, sen manyak mısın ya? Asıl sen anlatacaksın. Sen ne geziyorsun benim evimde ya? Hırsız mısın da evime girip eşyalarımı çalıyorsun? Sensin hırsız ya. Sen benim sevgilimi çaldın ya. Ağzını topla. Ben kimsenin bir şeyini çalmadım. Aa, aynı evin farklı katlarında hoşgörüsüz bir topluma dönüştük iyice. Lütfen ama. Ne oluyor bize hiç anlamıyorum ya. Sus ya. Nerede benim günlüğüm? Çabuk günlüğümü ver. Ne günlüğü ya? Sen 2016'nın günlüğü ya. Bana bak, benim canımı sıkma. Ver günlüğümü. Yok kızım, bende günlük münlük. Ayrıca üste çıkmaya da çalışma. Arkamdan neler çevirdiğinizi anlatın hadi. Biz, yani Aslı ve ben, biz en fazla reçel kazanı karıştırırız. Ya ben bilmiyor muyum sanıyorsunuz? İkiniz bir olup beni ateşle ayırmaya çalıştınız. Hepsini anlatacağım ateşe, hepsini anlatacağım. Sen iyice kafayı yemişsin ha. Ya bırak anlatsın, çok eğlenceli. Bunu bir doktora gösterin. Ya ben bunun peşinden girdim sizin evinize. İpliğinizi pazara çıkarmak için. Sen de mi bizim evdeydin? Yani doktor konusunda çok haklısın. İyice delirmiş, hayaller görüyor. Uzay, beni delirtme. Ben ne delirteceğim seni be? Sen zaten kendiliğinden delirmişsin. Ya yemin ediyorum bu da sizin evdeydi. Hatta günlük onun elindeydi. Yalan söyleme. Madem bu da vardı, babam onu nasıl görmedi? Kaçtı çünkü. Sen niye kaçmadın? Allah. Tamam. Bugün biraz yorgunuz. Hastamızı daha fazla yormayalım. Gel Aslı'cığım. Ya doğruyu söylüyorum, yemin ederim. Alara, tamam artık. Hadi ver arkadaşının günlüğünü kızım. Hadi bak, ben seni anlıyorum. Geçerli sebeplerim var. Hezeyanlar içindesin. Çok kıskanıyorsun Aslı'yı. O yüzden yaptım böyle bir saçmalık belli ki, ama çok ayıp. Ver kızım arkadaşının günlüğünü. Uzay, seni boğarım bak, boğarım ha. Ay yeter. Ben ikinizi de boğacağım şimdi. Bana bak, bir daha benim evin oralarda dolaşırsan, ateşle bana kötülük yapmaya kalkarsan çok kötü olur. Ay ne olur. Şşş, çok ayıp ama. Arkadaşlar sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Ver günlüğümü. Ya yok kızım, bende günlük münlük yok. Alara bir hata yapmışsın, dönmesini de bil canım. Hadi. Ya yok. Aslı'cığım şu tatlı şey mi senin günlüğün? Okudun mu bunu? Okudun mu, cevap ver. Ya ben onu görmedim bile, bu koymuştur oraya. Okudun mu diyorum? Hayır okumadım. Görmedim bile kızım, görmedim ya. Delireceğim ya. Bana bak, bunu okuduğunu anlarsam yemin ediyorum seni boğarım. Of, bir kadına intikam yemini bu kadar yakışır ya. Vallahi tebrik ediyorum seni Aslı. Tebrik ediyorum. Rahat bırakın bizi ruh hastaları. Ateşle beni rahat bırakın. Uzay var ya, seni pişman edeceğim ha, süründüreceğim seni. Bana bak, sen kiminle uğraştığını bilmiyorsun galiba. Bir daha benim işlerime karışma. Bir daha beni takip etmeye sakın kalkma. Yoksa bu başına gelen en hafifi olur, sana söyleyeyim darling. Sen şeytansın ya. Şeytansın sen. Teker teker hepsini ateşe anlatacağım. Ateşe mi? Sana Bodrum'da inanan bir kişi kaldı mı be? Ha? Daha fazla kendini düşürme. Ya şerefsiz ya! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.